Sayın Genel Sekreterim, Sayın Müsteşarım, Sayın Valim, Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarım, değerli bürokratlar, çok değerli misafirler. Bin yıllardır çok çeşitli uygarlıkların beşiği olan Anadolu ve Trakya, üzerinde birçok kültürün bugüne bıraktığı mirasın izlerini taşımakta. Bu çeşitlilik ve zenginlik Türkiye'yi belki de dünyadaki ender örneklerden birisi yapmakta. Ülkemizin bu zengin kültürel mirasının korunmasında öncü misyon üstlenen kurumlarımızdan bir tanesi de bu ülkenin en köklü ve en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen bu uluslararası önleyici koruma sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan da üniversite olarak büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Sayın Yekeler'in konuşmasından aslında konuya oldukça yabancı birisi olarak ben de çok şey öğrendim. Ve Cumhurbaşkanlığımızın tarihi mirasımıza böylesine sahip çıkması, bu konuda bütün kurumlarımıza örnek olacak bir desteği ortaya koyması da hem bir vatandaş olarak hem de İstanbul Üniversitesi'nin rektörü olarak doğrusu beni çok mutlu etti. Bu geniş ve bilgilendirici konuşmadan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek isterim. Üniversite olarak kültürel mirasımızın hazinelerini gelecek nesillere aktarabilmek ve bunun için her düzeyde nitelikli uzman yetiştirme amacıyla 1993'te taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarma bölümü İstanbul Üniversitesi'nde kurulmuştur. Ülkemizde arkeolojik, etnografik, kültürel, sanatsal ve estetik değerler taşıyan eserlere yönelik koruma ve onarım eğitimi verme amacıyla kurulan bu bölüm, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren ilk akademik yapılanma olmuştur. Öğrencilerimize konservasyon ve restorasyon konularında çok iyi bir teori eğitimi vererek uygulamadaki becerilerini de en üst seviyeye çıkartmak temel hedefimizdir. Bölüm bünyesinde yer alan genel koruma ve onarım ana bilim dalının ardından ülkemizde diğer bir ilki gerçekleştirerek su altı kültür kalıntılarını koruma ana bilim dalı da İstanbul Üniversitesi'nde kurulmuştur. Ana bilim dalımız tarafından sürdürülen Yeni Kapı Batıkları projesi dünyanın en önemli ilk 10 projesi arasında değerlendirilmektedir. İlk defa 2009 yılında Yeni Kapı'da yürütülen arkeolojik çalışmaları ziyaret edip yerinde görme fırsatım olmuştu. Gerçekten de bu yapılan çalışmalardan etkilenmemek mümkün değil. Adeta İstanbul'un tarihini yeniden yazan bu projeye üniversitemizin birçok disiplininden onlarca uzmanla bilimsel katkı sunmasından da doğrusu gurur duyuyorum. Yürütülen araştırmaların uluslararası ölçekte değişik yayın, kitap ve belgesellere kaynak teşkil etmesi de ayrıca bizim için yine çok gurur vericidir. Bence en az bütün bu çıktılar kadar önemli olan başka bir konu da üniversite olarak o yüksek duvarların arkasından çıkıp konuyla ilgili tüm kurumlarımızla yakın bir işbirliği içinde bu hizmetin, bu bilimsel araştırmaların sunulması da beni ayrıca memnun eden bir başka husustur. Ve hepinizin bildiği gibi hem Ulaştırma Bakanlığımız hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte çalışarak halkımız için önem taşıyan Marmaray ve Metro Raylı Toplu Ulaşım projelerinin de
devamı ama tarihi mirasımıza sahip çıkarak devam ettirilmesi mümkün hale gelmiştir. Yurt dışında pek çok üniversite ve enstitüde gerçekleştirilen antik gemi konservasyon ve restorasyon çalışmalarının ülkemizde ilk kez üniversitemiz tarafından yapılmakta olması, arkeolojik anlamda bir cennet olan ülkemizde yürütülecek diğer çalışmalar için bu alanda hem bir emsal hem de bir ekol olacaktır. 2012 yılında hizmete aldığımız gemi konservasyon ve rekonstrüksiyon laboratuvarımızda da yüksek standartlarda yapılacak restorasyon işlemleri sonrasında müzelerde sergilenecek gemiler şehrimizin kültürel değerini mutlaka çok daha yükseltecek. Aynı zamanda yurt dışındaki benzerleri gibi çok sayıda ziyaretçi çekerek aynı zamanda ekonomimize de katma değer sağlayacaktır. Üniversite olarak özellikle kentimizin kimliğini oluşturan kültür mirasımıza sahip çıkmak, bu mirasa sahip çıkacak yenilikçi ve fark yaratacak uzmanları yetiştirmek en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bu bilinçle her binası bile başlı başına bir tarihi değer olan üniversitemiz bünyesindeki çalışmalar hızla devam edecektir. Kültür ve sanat eserlerimizin taşıdığı paha biçilmez değerleri korumayı amaç edinen üniversitemiz, 2 gün boyunca önleyici koruma konusunun en önde gelen uluslararası ve ulusal uzmanlarına ev sahipliği yapmaktan ve onların bir arada üretecekleri çok değerli bilgiler için destek sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Bu toplantının düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan Sayın Kasım Yekeler'e ve Ufuk Kocabaş Hoca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ama hepsinden çok daha önemlisi, bütün toplumlarda yapanlar var, bir de yapılanları uzaktan takip edip hatta çok da hoşlanmayanlar, belki çok küçük sayıda da olsa yıkmaya çalışanlar da var. Yapanları cesaretlendirmek lazım, yapanlara müteşekkir olmak lazım ve yapanlara minnet duygularımızı samimi bir şekilde ifade etmemiz lazım. Bu nedenle hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem saygıdeğer hanımefendiye bütün katkıları için, bütün destekleri için ama hepsinden önemlisi öncü oldukları için, cesaretlendirici oldukları için gönülden teşekkür ediyorum. Aynı teşekkürü gerçekten bir kültür insanı olan ve her ziyaretinde kendisinden bir şeyler öğrendiğim saygıdeğer genel sekreterimize de ifade etmek istiyorum. Verimli bir toplantı, güzel bir simpozyum, güzel İstanbul hatıraları bırakan bir toplantı olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.